Elazığ ili sınırları içinde bulunan çok değerli bir maden kaynağının ekonomiye kazandırılmasıyla alakalı bir takım faaliyetler yürütülmekte. Biz bu maden kaynağının Elazığ'ın kendi halkına, öncelikle burada yaşayan insanlarımıza, hemşerilerimize zenginlik kazandırmasını arzu ediyoruz. Yani diyoruz ki bu madenimiz her ne şekliyle olursa olsun Elazığ iş dünyası tarafından ihalesi alınarak, yatırımı yapılarak ve yapılan yatırımlarla birlikte Elazığlı insanlarımızın oralarda çalıştığı, iş aş bulduğu koca koca tesisler, işletmeler olsun ve bunun da kazananı Elazığ'ımız olsun, Türkiye'miz olsun. Biz diyoruz ki oradan çıkarttığımız tüm madenler tıpkı Ergani Bakır işletmelerinde olduğu gibi, tıpkı Ferrokrom'da olduğu gibi büyük sanayi tesisleri kurularak yerinde imalatı yapılsın. Hem bölge halkı orada çalışsın, istihdam edilsin, hem de o kaynaklar şimdi söylediğim kurgu üzerine Elazığ iş dünyası tarafından yatırımları yapılarak ve işletilerek Elazığ ekonomisine kazandırırız. 2 milyar TL teminat mektubu karşılığında ihaleye girme koşulu var. İhale açık artırma usulüyle yapılacak. Taban fiyatı da 2 milyar TL. Şunu da düşünüyoruz. Yani neden bu kadar yüksek bir değerle çıktınız? Gerek yoktu. Onun yerine sanayi tesislerini sıralasaydınız şart olarak bunlar ekonomiye kazansaydı. İş dünyası da sermayesini bu sanayi tesislerine yatırarak buralardan katma değerler oluştursaydı, istihdamlar oluştursaydı, ihracatlar oluştursaydı. Ama ona yine de çok takılmıyorum. Madem bu kadar değerli bir saha var, 2 milyar TL teminat mektubu da hakkıdır, 2 milyar TL taban fiyatı da hakkıdır. Keşke olmasaydı ama oluyorsa da bu olmazsa olmazımız değil. Ama buradan çıkan madenin Elazığ özelinde, Elazığ yerelinde değerlendirilmesi bizler için olmazsa olmaz. Bunu özellikle istiyoruz. Yine bu masanın etrafında oturan Elazığ iş dünyası, bütün oda borsa başkanlarımız, esnaf odaları başkanlarımız, ekonomi STK başkanlarımız, hep Elazığ'da çok ortaklı yapıyor, Elazığ bir araya gelemiyor, Elazığ birlikte iş yapamıyor diyorlardı. Bizim için hep böyle bir eleştiri vardı. Ama biz hamdolsun burada da şeytanın bacağını kırdık. Birçok arkadaşımız da burada bu işin ortağı, başkanlarımız ortağı, planlayıcısı, kurgulayıcısı. Elazığ'da Elazığ Investment dediğimiz Elazığ Yatırım AŞ şirketini kurduk. Onun altına 57 Elazığ iş insanının ortak olduğu Enerji diye bir enerji firması kurduk. Ve ticaret borsamızın projesi olan BESİ İhtisas OSB'de biz bu yatırımı el birliğiyle gerçekleştik. Şu anda üretime geçti. Madendeki bakır sahası diyelim, bakır sahasının ihalesine girmek üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ve buradan yine sizlerin vasıtasıyla tüm kamuoyuna, bakın tüm kamuoyuna açık davette ve teklifte bulunuyoruz. Diyoruz ki bu ihalesine gireceğimiz şirkete ortak olmak isteyen herkesin ön kayıtlarını almaya başlıyoruz. Bu ön kayıtlarda oluşacak büyüklükle birlikte de genel yapıyı organize edeceğiz. Bunun içinde büyük holdinglerimiz de var, anonim şirketlerimiz de var, limited şirketlerimiz de var, bireysel yatırımcılarımız da var. Bunların hepsi bu yapının içinde olabilecek. Uzun yıllar proje yatırım koordinatörlüğümüz tarafından bu tür şirketler, çok ortaklı yapılar nasıl olur?
nasıl idare edilir, şirket ana sözleşmeleri nasıl olur, şirketlerin anayasaları nasıl yapılır diye çok da ciddi bir çalışmamız zaten vardı ki Elazığ Investment'da, Elazığ Yatırım AŞ'de, Enerji Yatırım AŞ'de, Elagro'da bu mantık üzerinde kuruldu. Bundan sonra da hayatına devam edecek inşallah. Geçmiş yıllarda hep şunu söylüyordum. Bakın Elazığ için dışarıdan bir kurtarıcı beklemeyiniz. Elazığ kendi düştüğü yerden kalkacaktır. Elazığ kalkındıracaksa yine biz kalkındıracağız, biz inisiyatif alacağız, biz yatırım yapacağız. Bunun başka yolu, yöntemi yok. Evet.